oldum ya. Yemin ediyorum rezil oldum. O çirkin hostes kızlar bana ötüleriyle, berileriyle gülecekler ya. Güzel. Ne oldu? Kocanın oğlu oldu sen de. Ne oldu? Ya ne oldu buna ya? Çocuklar, bugün derste anlattıklarımı anladınız mı? Anladık Beethoven peki. Güzel. Şimdi yarına bu anlattığım her şeyi ezberleyip geleceksiniz, tamam mı? Heh, zil çaldı mı? Zırrrr. Plakçılar çarşısı, evet çaldı. Tamam, o zaman herkes evine, hadi. Şey, bebeğin babam mesaj attı da birazcık işi çıkmış. Biz o yüzden kendimiz gideceğiz eve. Bizden daha önemli işi ne olabilirmiş ki? Hadi toplan, toplan. Hadi. Buyurun. Amirim, bizim bir maruzatımız var açıkçası. O ne ya? Bebek mi o? Evet, bebek. Sevimliymiş de kerata. Kaç aylıkmış bakayım bu? Vallahi bilmiyoruz kaç aylık olduğunu ama yani zaten maruzatımızın nedeni de o. Nasıl hiç bilmiyorsun? Ya kardeşim, insan bebeğinin kaç aylık olduğunu bilmez mi? Vallahi bilmiyorum amirim. Yani bebek benim değil. Ben mevzuyu onun için getirdim. Yani biz bunu dükkanın önünde bulduk. Buldunuz. Evet. Yok artık. Ya komiserim, vallahi bulduk ya. Buldunuz demek. Bebek tıpkı sana benziyor kardeşim. Nasıl açıklayacaksın bunu? Her bebek zaten böyle yani tombalak yüzlü. Benim de biraz yanaklar ondan ya yani aslında. Benziyor mu lan bunu harbiden? Ne bileyim oğlum ben şimdi. Ulan uzatma da söyle, benziyor mu benzemiyor mu? Sanki biraz benziyor, böyle yanakları tombuluyor. Hı? Buraları biraz benziyor sanki. Yok amirim, vallahi bana benziyor. Bir bakın ya, ben esmerim bu sarışın yani. Nasıl benzeyebilir? Ya kardeşim, çocuk hık demiş, burnundan düşmüş işte. Amirim gözünü seveyim, iyice bakın ya. Hakikaten benzemiyor. Yoksa başıma kalacak çocuk. O ne ya? Orada bir kağıt ver. Ver bakayım onu. Ne vereyim? Orada bir kağıt ver. Ver bakayım onu. Ha, tanıtımı galiba ya, şeyin beşi. Hı, ne yazıyor burada? Benim babam Aslan Kral'dı. Ha, kim ki bu Aslan Kral? Ya abim işte, Aslan abim. Ya ben senin, yani... Kardeşim, bebek de seninmiş ya. Ne diyeyim artık yani, ben kendi evladım gibi gördüğüm biri bunu yapıyorsa benim artık yapacak bir şeyim yok. Benim değil diyorum efendim. Hakikaten onun için geldim buraya. Bir şaka maka yapmıyoruz ki yani. Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsun? Alın çocuğu gidin. Hadi. Anam, çekiliş başladı ya. Hadi oğlum. Bak, George Clooney'i dövme şansını elde edeceğim. Belki de Allah'ım dişlerini dökmek nasip olsun bana, kurban olduğum abi. 9. 5, 7, anam 4, 0, evet, 3, anam, Allah'ıma tekin oldum, anam! Bunların yetmeni lazım değil ya! Ya kurban oldum, ben çok zengin oldum artık ya! Anam, bana bu ceketi lazım değil, yenisini alırım, kurban oldum bunların! Anam! Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? La oğlum, çek et şuradan lan! Fakir topi, garip kureba! Bundan sonra yüzümü zor görürsün. Ha, ne yapıyorsan yap! Anam! Şu ceketi ver! Bir fakiri veririz belki oğlum yarın bir gün. Sağ ol, olmaz lan bu! Anam! Selamünaleyküm ev insanları. Ayben, baban nerede? Babamın bir işi çıkmış anneciğim. Mesaj attı, metrobüsle geldik. Yani rahat bir 3 kilo vermişimdir. Adam keyifte. Sen hala börek yap. O kadın budu köfte peşinde. Ama eve yasak açlarını meyvesini getirmesin de. Okudurmuş adam be. Meyve de getirir, sebze de getirir. Anneciğim, Aslan'ın günahını alıyorsun. Aslan'ın işinden başını kaldırdığın mı var? Çapkınlık yapsın yani. Selamlar sevgili ailem, hürmetler. Ben bir üstümü değiştirip hemen geliyorum. Aslancığım, o ne?
babam ya. Klonlasam bu kadar olmaz. Kızım ne benzemesi, ne konuşuyorsun sen ya? Benim zaten yanaklarım bebek yanaklı. O yüzden her çocuk bana benzer. Baksana dolgun dolgun. Bu kadar pişkin adamı fırında bile görmedim. Adam gayrimeşru çocuk yapıyor, sonra tutup eve getiriyor. Rezillik resmen ha. Arkadaşım niye abuk subuk konuşuyorsun ya? Dükkanın önüne bırakmışlar diyorum. Ne yapayım, sokakta mı bıraksaydım yavruyu? Karakola götürseydin. Götürdüm. Karakol dolmuş bebekten. Hatta içimdeki çocuğu bırakmaya gelen kadınlar vardı. Sıra vardı, aldım getirdim. Hatta destekli olsun bari be. Bebeciğim inanmıyor musunuz? Ben anlamıyorum yani. Şu çocuğa baksana abi, bana ne alakam var benim ya? Bu sana baba diyor aslan. Az daha sana inanıyordum. Yazıklar olsun. Hayda. Anam, Nihale neredesin lan? Biz ikramiye bize çıktı kızım. Zenginiz artık, çok zenginiz ya. Ay, babacığım. Babacığım. Çok sevindim. Ya ben şu an ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Daha önce hiç piyango çıkmadı, ne yapayım? Ya ben ne yapacağım acaba, bilemiyorum ki. Boşasam mı seni? Ya hadi bak, git getir bileti. Nihale kız. Nihale mi? Nihale kim? Ya sen bırak bu şakayı. Git getir bileti hadi. Ben mi? Ne bileti? Ayrıca sen kimsin? Ağlama bak, kızım bak, bak galiba bu altını falan yaptı, ben anlamam onlardan da, ya da acıktı. Hasan kalk bir mama yap şunu hadi. Babacığım benim sınavım var. Ayben? Babacığım benim de ödevim var. Babacığım biliyorsun ben daha yumurta bile kıramıyorum. İstersen lahmacun söyleyelim. Konuşma lan vicdansızlar. Utanmıyorsunuz değil mi? Madem ödeviniz var, sınavınız var, niye oturuyorsunuz burada? Kalkın odanıza çıkın hadi. Bana hiç bakma damat. Kendin getirdin, kendin doyur. Anam sana baktığım yok, gözüm kaydı. Sen çocuğum ucuğu yersin Allah korusun. Hatırla kurban olduğum, hatırla ne olursun, bir bak hatırla hadi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya nasıl hatırlamıyorsun? Daha önce çok geldin ya. Milyon kere kafan kırdım. Çok geldik ya buraya ya. Bir baksana aynı yer. Koltuklar aynı. Hesap makinesi aynı. Hadi bir zorla kendini. Bak beynin şurasında korteks diye bir yer var. Oradan bir düşün, hatırla ya. Ne yazık ki olmuyor. Bir gül bakayım. Ay gülüşüne ya, sen böyle mi gülüyordun? Diye gülsene. Ben çok uğraştım, boşatamadım ama damat kendi kendini bitirdi. Mehveş bunu boşar. Sonra da biz evleniriz değil mi Asoş? Senin de aklın fikrin evlilikte be. Anne, anne. Fazla bilgisayarınız var mı? Yok, hayırdır? Aman, tiplere bak ya. Olsaydı şaşardım zaten, kukuranziler. Sus be, zırto. Geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Nesi var, problem nedir? Gerçekten korteks mi yani? Hastanın travmaya bağlı hafıza kaybı var. Ya ne travmayı doktor bey? Travmaya binmedi ki, evde yere çarptı ya. Bu şimdi böyle kalacak mı? Bir sürü hastaya dokunmayın. Kendi haline bırakın. Anam, nasıl kendi haline bırakalım doktor bey? Ne yaptın sen Nihal'i ya? Tam da paraları sayacak ki. Affedersiniz, sizi böyle görünce ben de duygulandım. Böyle mi? Yani eşinizi böyle sevdiğinizi görünce. Ulan Nihal'e o bilet... Yani doktor bey eski haline nasıl dönecek bu kadın? Ya sevgili karım, karıcığım, ceylanım yani. Büyük bir şok, hafızasını yerine getirebilir. He yani ne kadar büyük bir şok. Yani korteksi etkileyecek kadar büyük bir şok. Nasıl yapacağız yani? Nasıl olacak bu iş? Allah! Ah Jülide. Benim. Kız az kala insanlıkta çıkıyordum ha. Kes tatavayı be, geç şuraya, geç. Tapiş. Efendim?
Oh. İçli sözlükte kaç tane arkadaşın var? Yaklaşık 3000 tane var. Admin de hepsi galiba. Tamamdır. Bundan sonra sevgiliyiz. Ne? Ne oluyor ya? Bilgisayarcı adamın sevgili yapması doğaya aykırı ya. Çok heyecanlandım lan. Çok heyecanlandım. Hemen bunu sözlüğe yazmalıyım lan. Hemen yazıyorum. Kapıyı kırarak muhteşem bir dönüş yapın. İçin sevgili. Ay. Çok seviyorum lan. Çok adam. Neden geldiniz kızlar? Babanızın başkasından olan erkek çocuğunu siz de mi sevdiniz ha? Anneciğim bebeği sevdik ama o çocuk babamdan değil. Nereden biliyorsun? Ya anneciğim babam eğer başka bir kadından çocuk yapmış olsaydı onu sence bu eve getirir miydi? Ah sen getirmiş işte bak getirmiş. Anneciğim ne yapsaydı adam? Yani el kadar çocuğu bırakmışlar dükkanın önüne. Sen olsan bırakır mıydın sokakta? Anneciğim bak ben babamla maça da gittim. Kavgaya da girdim. Ama bir bildiğim varsa babamın senden başka hiç kimseye gözünün görmediğidir. Yani adam seni gördüğünde gözleri araba farı gibi parlıyor. Bak gülüyorsun işte. Ayben. Ayben sinirden gülüyorum ben. Aman anne ya. Şimdi bana bak. 20 küsür senelik kocana mı inanıyorsun? Yoksa iki kelimesinden biri baba, baba olan küçücük bir bebeği mi? Hadi anneciğim ya. Bak böyle bir durumda babam da sana inanmasaydı sen de çok üzülürdün. Kızlar doğru söylüyorsunuz ya. Tamam, ben biraz abarttım. Ama anneanneniz de beni çok gaza getirdi. Neyse, ben Aslan'la konuşayım. Ay o şimdi o gariban çocuğun altını değiştiremez. Bensiz yapamaz. Gel. Kimse yok, gel. Git oraya otur hemen. Genco. Künyeyi koltuğun üstüne bırak. Ha, zaten kavağım şişti. Kuyumcudan beri koşuyoruz Hasan. Anne. Hasan nerede? Mutfakta. Oğlunla beraber. Hiç beni gazlama anneciğim. O bebek Aslan'dan değil. Kendisinden duymadıkça böyle bir şeye asla inanmam. Alo Beşer. Ha, oğlum bak yarın bu çocuğu kesin ailesine teslim etmemiz lazım. Duydun mu beni? Yok ulan çocuğu diyorum. Bizimkiler benim zannettiler. Aile birbirine girdi ya. Asalet karıştırıyor ortalığı. Yani muhakkak çıkaracağız. Oğlum. Oğlum. Oğlum sesin gelmiyor. Duymuyor musun beni? Alo. Alo. Ha. Geldi. Ha. Duyuyor musun? Sesin niye kesildi lan? Şişt, pis pis pis. Alo. Ha. Kesik kesik geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Bir yerini mi kesiyorsun? Yavrum senden niye saklayayım? Bizimkiler tribe girdiler diyorum. Anlamıyor musun sen ya? Yarın ne yapıp ne edip bu çocuğu ailesine teslim edeceğiz. Duydun mu beni? Ben dayanamıyorum oğlum. Ben bu kadar koku görmedim hayatımda ya. Pırt 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 pırt. 24 saat gaz çıkarıyor çocuk. Ne oldu kızım? Konuştun mu kocanla? Doğru muymuş? Doğruymuş anne. Ama onun dediği değil. Senin dediğin doğruymuş. Bebek Aslan'danmış. Öyle insan bir delil olmadan inanır mı? Alma çocuğun günahını. Ayıp canım. Bence de hemen günahını almayalım adamın ya. Ah ne oldu bir şey mi battı? Aa o ne? Aa bu ne? Ne? Küçük aslanı babasından. Ne? Alın işte size delil. Bir de utanmadan çocuğuna altın künye yaptırıyor. Bu evlilik biter. Ben gidiyorum. Ay, damadı evden göndereyim derken kız gitti. Üzüldüm şimdi. Gel kızım. Gel kurbanı otur. Geç buyur. Benim uykum geldi. He ben şimdi seni yatıracağım kurban olduğum. Hiç korkma. Ne yani? Niye patlatıyorsun arkamdan kese kağıdını? Pardon senin ismin neydi? Ben öyle eve gelişimizi kutlayayım şenlik olsun diye patlattım. Benim adım Kubat Kubat hatırlamadın mı? Anam yılan! Hani nerede yılan?
Ya hiçbir şey hatırlamıyor ki sen. Yani evde yılan beslediğimize dair hiçbir şey hatırlamıyorum gerçekten. Üzgünüm. Anam gitti ya bilet. Aa, evet bak bilet. Bunu demiştim. Bak bunu hatırladım. Ya yürü ben seni yatırayım hadi. İyi tamam. Nereden gideceğiz? Şuradan. Tabii iş. Ne diyor sayılar? Ya aşkım senin yanında sayılar senin aşkına ne diyebilirler ki Allah aşkına ya. Ha, şu anda Matrix'te bir kırılma oldu. Hallettim galiba. Sen öyle dokununca saçıma bir kötü oluyor. İçim gıcıklanıyor. Şöyle kötü oluyor mu yanına? İyi ki topuklularımı giydim. Vallahi kompüter gibi ezeceğim zavallıyı ya. Ne dedin aşkım? Ne dedin? Aşkımdan kulaklarım da sağır oldu. Duymuyorum lan hiçbir şey. Ay diyorum ki. Ne oldu bu oylar? Nasıl gidiyor? Şu şahsistlerin çoğunu yakaladık, hallettik yani. Rahat ol, bizde bu iş, bizde. Aslansın tabişim benim. Anam. Hele şu zillileri bir geçeyim. Ben sana yapacağım o zaman biliyorum. Hınzır, Yapma, vallahi beynimden sıçrıyor böyle. Kan sıçrıyor, nereye gidiyor bilmiyorum açıkçası. Anam, bilet gitti ya. Acaba şu balıkla kafasına bir tane koysam hatırlar mı? Anam. Ya hepten hafızası giderse? Nihale, bak biletin yerini hatırla kurban olduğum sağ balık tuttum ya. Nihale. Ay ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorum? Kafam balık tutuyorum. Balık tutuyorum Nihale. İçinde omega 3 var. Her türlü faydalı şeyler var. Hafızaya, beyne her şey iyi geliyor. Bak bilet. Bilet deyince hatırlıyor mu? Ne hatırladın? Anam bilet diyorum bak. Bilet deyince aklına ne geliyor? Kapı. Hatırlasana. Gece gece size rahatsızlık verdim ama kusura bakmayın. Bu gece burada kalabilir miyim? Hayırdır yenge ne oldu ki? Kubat, kim bu kadın? Kim miyim? Ben kim miyim? Ya yenge grip oldu da acık üşüttü. Hafızasının yarısı gitti. Geri kalan zaten pek bir işe yaramıyor ondan. Ben de tam ıhlamur kaynatıyordum. Mutfağa gideyim de siz de kendi aranızda kaynatın ha. Şşş, sen çıkmıyor musun? Dolaşsana dışarı çıksana. Eve manita atmışız oğlum görmüyor musun? Suya gireceğiz işte anlasana ya. Ne? Kız! O kadar da değil be. Kendine gel. Hayallerini azıcık makas at. Ama... Kes! Aması maması yok. Şu işi hallettin. Yarına kadar o zillileri geçemezsem seni oyarım. Yemin ediyorum oyarım. Tapircim ne oldum demeyeceğin gerisini sen tamamla. Şartlar bak oğlum hiç uğraşma benimle. Aşk acısı çekiyorum zaten ya. Ne oldu bir sıkıntın mı var? Bıdı bıdı yapıp durma be. Çalış azıcık gideceğim birazdan. Çalış! Hayvan! Haklıymış. Hangi konuda? Baby konusunda. Abin meğerse erkek bebekleri çok severmiş. Aslanın bir başkasından bebeği varmış hem de erkek. Allah'ım Allah'ım! Ay! Ne diyorsun? Abinin bir başkasından bebeği mi var? Ah! Anam. Ne oldu ya bana şimdi? Ben her şeyi hatırlıyorum ya. Vay Kubat'ım. Şimdi seni yedim ha. Ah be yavrum. Ah kınalı kuzum. Ah ceylanım benim. Sana kendine biraz dikkat et dedim. Hiç kendine dikkat etmiyorsun ki. Ne garip bir garip oldun böyle. Niye dinlemiyorsun sen kocacığı? Ah iç. Ihlamur. Ah abim mi var benim? Abimin ismi ne acaba? Ay bir de üstüme iyilik sağlık bebeği de mi varmış kazık kadar adamın? Abim kim? Ben kimim? Ay. Ne oluyor ya? Ay içim kurtuldu. Hani kadınlar yüzü kıllı erkeklerden hoşlanırdı lan? Yalan mıydı? Şimdi cama sakallı, karizmatik bir jön tırmansaydı... ...onu da camdan aşağıya mı atacaklardı? Adaletsin batsın dünya. Artık benim için yoksun. Anladın mı yoksun?
Ha, tipe bak ya, tam kaba sakal ha. Gece gece hiç güleceğim yoktu. Başkalarının hüznüne neşelenmek gibi bir hobim var galiba. Sayko, bak bakayım bana biraz. Buyurun saygıdeğer hanımefendi. Tatlım, sende bilgisayar var mıydı? Oh, neyim var mıydı acaba? Bir daha sorarsanız tam şuraları okşayaraktan. Nereleri? Ah, şuraları. Tabii ki. Canım, İngiliz Dil Kurumu'na göre kompüter. Kompüter mi? Kompüter yok ama oyun konsolu var. Hem de hem bir, hem iki, hem de üç. Olur mu? Olur tabii. Saygısız! Dalga mı geçiyorsun benimle? Çık! Kaybolun! Çık! Kaybolun! Hasta! Ay, çocuğu uyutacağım diye benim uykumu getirdi. Kızım evden gitti. Bak hiç sallıyor mu? Sallıyor işte Asalet. Bebeği demiyorum. Kızın evden gidişini hiç sallıyor mu diyorum. Üstüme gelme. Zaten asabım bozuk. Üstüme gelme. Gelsem ne olur be? Sersem. Damat ezmesin. Yürü Genco. Odamıza gidelim. Bibiş. Bibiş. Şş. Bibiş. Ulan Meviş gelmedi be. Bana bak bana. Hanım gelmedi hanım. Karakolu mu arasak ne yapsak? Ebe Meviş. Peçete kadar çocuğa inanıyorsun da 40 yıllık kocana inanmıyorsun be. Dur mesaj geldi dur. Ulan şu bebek kadar itibarımız yok be. Hakikaten yok bu alemde be. Bak Meviş Nihalilere gitmiş. Lan sen de sus be. Şişt. Ne hareket yapıyorsun? Şaka maka alıştık sana ha fındık. At mısın sen her gördüğünü ağzına atıyorsun. Vıdı vıdı vıdı. Bana bak ben küçükken toprak yiyormuşum biliyor musun? Hiç dinliyor mu bak ya? Şişt. Toronaka. Şişt. Eski mi o? Bir şey diyeceğim bak bak bak. Şöyle uyutalım seni. Hepi cibi cibi cibi. Bir bak 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 bak. Amcaya bak. Çocuğum aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Çocuğum aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. Ekmek aslanın ağzında. Evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda. Diyemem giderim dönmem geri. İstedim dedi hayır. Bu gece dedim hayır. Ne zaman desem hayır. Kralım aslan yalan mı? Evden Mısır çarşısına gidelim. Her günkü gibi pet shop'a girelim. Dedikodu kazanı kaynar özelim. Ben yandım sen yanma güzelim. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. Cinlerin tepemde yapmayın parazit. Biraz duygusal çok az da asabi. Cinlerin tepemde yapmayın parazit. Aman krakerleri sıcak yemeyin. Bir yerinde de bir şey olur. Ulan boy boy kızlarımız var. Hazırladıkları kahvaltıya bak. Kahvaltı kahvaltı değil, ilkokul beslenme saati sanki. Kızımın üstüne gül koklamasaydın, şimdi mükellef bir sofrada kahvaltı ediyor olurdun. Asoş, oradan iki çubuk daha versene. Ev yapıyorum da. Valide Hanım. Ben kızınızın üstüne gül koklamadım. Anlattım, derdimi de söyledim. Bir yerlerimi de yırttım. Kimse beni ciddiye almadı. Kahile alan yok ki. Nasıl alalım ayol? Çocuğa bak. Aynı sen. Anneciğim olsaydı ne güzel de kahvaltı hazırlardı. Sucuklu yumurta, soslu salata. Peynirli, kızarmış domatesli zeytinler. Annemin de yokluğu hissediliyor yani. Babacığım. Annemin gönlünü alsana. Ne alacağım kızım annenin gönlünü? Kusura bakmasın bana itimat etmeyene ben itimat etmem. Bırak kalsın orada biraz kafasını dinlesin. Hadi çok gevezelik etmeyin. Ben çarşıya gidiyorum.
Hazırlanın, okula gidiyorsunuz. Hadi geç kalıyorsunuz. Hadi. Yemedi ya. Yani annemin kahvaltısına dayanamaz, gidip özür diler dedik ama. Ay Genco. Hı. Şuradan bana bir çay koy. Çubuklar gırtlağıma takıldı vallahi. Bardak, bardaklar nerede? Ben bardak getireyim. Mehveş abla, yenge, kahvaltı hazır. Gel hadi. Çılgın. Olmadı mı lan? Hatırlamadın mı? Bilet nerede? Üzgünüm Keykubat ama hatırlayamadım yani. Zorluyorum, olmuyor. Hoşça kal Keykubat. O ben o saçlar ne kızım öyle? Kim yoldu saçlarını? Kimse yolmadı baba. Ben taradım. Normalde annem tarardı. Ama ben anlayamadığım için bu kadar tarayabildim. Anneciğim sevdi olsaydı böyle olmazdık. Babacığım ya, bir annemle konuşsan mı? Ne konuşacağım kızım? Bana inanmayan kadınla benim ne işim var? Ha? Ne işim var? Önce kocasına inanacak. Ayağıma gelip tıpış tıpış özür dileyecek, ondan sonra affedeceğim annenizi. O kadar. Boşuna da uğraşmayın. Siz bırakın bu işleri, derslerinize çalışın. Kubat nerede? Ay Mehveş abla, yengem. Kubat böyle garip garip şeylerle beni korkutmaya çalışıyor. Ay ben de korkmadım. Sinirlendi gitti, anlayacağım. Hadi gel gel, kahvaltı hazır. Yok. Canım istemiyor. Ben biraz burada oturacağım. Ha. Kapıya bakayım ben de bari. Buyurun, kime bakmıştınız? Ay ben geçenlerde hafızamı kaybettim de şimdi bilemiyorum, siz benim akrabam mısınız, değil misiniz, falan mısınız, filan mısınız, o yüzden kusura bakmayın. Ya kızım, hayret bir şey ya. Jason da senin akrabandı zaten. Sen benden daha psikopat çıktın ya. Al şunu, sanki teyzesinin oğlundan bahsediyor. Aa, sen miydin Kubat? Yani bununla ne yapıyorsun ki? Kışlık odun modun bir şey kesersin düzgün düzgün. Hayret bir şey ya. Ne? Şimdi biz neden diğer sevgililer gibi park bahçelerde buluşmadık, sinemaya gitmedik de buraya geldik? Tapir, bak beni zorlama. Sinirim burnumdan fışkıracak, beni zorlama. Önüne bak, işine bak. Ya ben senin için söyledim, hava güzel ya. Tamam uzatma, aa, amma konuştun ya. Bak bakayım nedir son durum? Durum? Sonuçları açıklıyorum. The winner is... Anam! Aradaki fark kapanmış, kafa kafaya izleyeme. Post şapşalına bak ne durumda, çabuk. Ben bakıyorum, hemen bakıyorum. Hiç bakmıyorum bile. Aradaki fark çok açılmış ya. Ezeceğim ulan hepinizi. Mahvedeceğim. Ne demişler? Ne demişler? Her başarılı kadının arkasında bir bilgisayarcı sevgili vardır. Bekle beni şeyseller. Bekle beni güzel ülke. Geleceğim yana yana döne döne. Aha. Bu sefer hostes olarak değil, turist olarak gidiyorum. Kükrü aslanım, hayır, hayır, yok. Bu gece hayır, halim yok.